Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Koronavirüs kabusu büyüyor ve o kabusun daha da büyümemesi için tek yol var, evde kalmak. Teması en aza, hatta sıfıra indirmek. Eve sor, evet temel ihtiyaçlar için zaman zaman evlerimizi terk etmek, markete, çarşıya, pazara gitmek zorundayız. Ama en azından bu kısıtlı dışarı çıkışları da hem kendi sağlığımız hem de toplumun, yakınlarımızın, sevdiklerimizin sağlığını düşünerek planlamalıyız. Olağanüstü günlerden geçiyoruz ama sadece biz değiliz bunu yaşayan. Dünya da öyle. Ölü sayısı da, vaka sayısı da tırmanmakta. Evde kalmak en kolay mücadele yöntemi olarak önümüzde duruyor. Bu gecede ATV Haber'i koronavirüs kabusuyla mücadeleye ayırdık. Başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı en son bilgiyi aktaralım hızla. Gece yarısı yaptığı açıklamayı Bakan Fahrettin Koca. Son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapıldığını söyledi. Testlerde 277 pozitif vakaya rastlandı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı ve maalesef en acısı yaşlı hastalarımızdan 12'si daha o musibet nedeniyle hayatını kaybetti. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre. Bakanın bir de uyarısı var ki çok ama çok önemli. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar dedi Fahrettin Koca. Ve ölüm riski yaş yükseldikçe artıyor hatırlatmasını bir kez daha yaptı. Evet zor günler geçiriyoruz ama birlikte başaracağız. Bu belayı hep beraber yeneceğiz. İçişleri Bakanlığı dün iki ayrı genelgeyle bir dizi tedbir almıştı. Genelgelerden ilki 65 yaşın üstündekilerle yani risk grubundakilerle ilgiliydi. 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmalarına sınırlandırma getirildi bakanlık tarafından. Peki ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız diye soruyor yaşlılarımız. Genelgede buna da yanıt var. Aktaracağız bütün ayrıntıları. Polis, jandarma, belediyeler, sağlık personeli ve elbette daha genç olanlar her ihtiyaç için yaşlıların yanında olacaklar. Olmalılar da zaten. Birazdan detayları getireceğiz ekranlarınıza. Başkan Erdoğan'dan da bir mesaj, daha doğrusu bir çağrı geldi. Bugün Erdoğan da evde kalın dedi. Müsterih olun, devlet görevinin başındadır cümlesini kurdu. Yaşlılar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye evde kalmaya devam edin mesajı verdi. Bizlere düşen bu önemli çağrılara uymak elbette. Tabii bu zorlu süreçte yalanın, komplonun, kehanetin, yalan yanlış haber bombardımanının da ardı arkası kesilmiyor. Yine Cumhurbaşkanlığından bir uyarı daha var günün gündeminde. Yalanlar virüsten hızlı yayılıyor başlığıyla yayımlandı o mesaj. İlk günden bu yana yaptığımız çağrıyı biz de tekrar edelim. Lütfen ama lütfen cep telefonlarınıza gelen sesli mesajlara kulak asmayın. Sosyal medyadan gelen ne idüğü belirsiz mesajlara inanmayın. Ve lütfen paniğe neden olacak her sözden uzak durun. ATV Haber başlıyor. Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız, sizlerinde sevdiklerinin sağlığı için bazı derece dönebilir. Lütfen gazet olmadıkça sokağa çıkmayalım. Türkiye bu belayı def edecek güçte, ümit var olmalıyız. Ama tedbiri de elden bırakmadan elbette. Temiz olmak ilk çözümümüzdü. Sık sık hatırlattık bu ekrandan. Virüsle ve salgınla mücadelede gücün ellerimizde olduğunu hep söyledik. Bu çağrımız baki. Yani temiz olmaya, ellerimizi sık sık yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyada da korkunç bir hızla yayılan bu virüsten korunmak için kendimizi kalabalıklardan da izole etmemiz lazım. Az önce bir polis memurunun sorumsuzca davranmaya devam edenlere yönelik çağrısını duydunuz. Artık işi çok daha ciddiye almak hepimiz için bir vatandaşlık görevi haline gelmiş durumda. Zorunda kalmadıkça evden çıkmayın uyarılarına rağmen kalabalıklara karışmakta ısrar edenlere bir uyarı da Başkan Erdoğan'dan geldi bugün. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Türkiye'ye müsterih olun mesajını verdi. Devletin bütün birimleriyle görevinin başında olduğunu vurguladı. Stoklarda her tür ürünün bulunduğunun altını da özellikle çizdi. Ve en önemlisi kurallara uyun dedi. Yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını
Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Müsterih olun dedi, evde kal çağrısını yineledi. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsterih olsun. Sizlerden ricamız, hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz, etmeyenleri uyarmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa, tekrar ediyorum, onları uyarmalısınız. Başkan Erdoğan, evde kal uyarılarına rağmen hala sokağa çıkanları uyarmak için sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı. Kurallara titizlikle uyulmasını istedi. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz. Ve bilim kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler. Salgın üzerinden yürütülen olumsuz senaryolara karşı da uyardı. Gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Bütün ürünler elimizde mevcuttur. Başkan, sağlık çalışanlarını da bir kez daha tebrik etti. Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Evde kalmak yani teması en aza hatta mümkünse sıfıra kadar indirmek bu beladan en az zararla kurtulmamız için tek yol. Devlet her birimiyle işinin başında. Polis, jandarma, belediyelerin yetkilileri ve elbette sağlık çalışanları. Yani doktorlarımız, hemşirelerimiz, görevliler kim varsa gece gündüz demeden çalışıyorlar. Biz de işlerimizin başındayız. Ayrım gözetmeksizin kuruyorum bu cümleyi. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece biz değil, tüm meslektaşlarım, tüm gazeteciler, tüm televizyoncular hepsi görevlerinin başındalar. Sizleri eksiksiz ve en iyi şekilde bilgilendirmek için çalışıyorlar, çalışıyoruz. Çünkü bu belayı birlikte def edeceğimize inanıyoruz. Yeter ki sizler teması sıfıra indirin. Yeter ki büyük kalabalıklara karışmayın. Yeter ki sosyal mesafenizi koruyun. Bunlar hepimiz için çok önemli kurallar. Bir uyarı daha var ekrana taşımam gereken. Uyarıyı yapan koronavirüs gündemiyle birlikte yüzüne daha da aşina olduğumuz biri, bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Profesör Ceyhan, yarından itibaren başlayacak yeni haftaya işaret etti. Önümüzdeki haftanın kritik önemde olduğunu vurguladı. Özellikle şu bir hafta boyunca evde olun dedi. Lütfen bu çağrıyı da duyun ve lütfen duymayanlara da duyurun. Kontrolden çıktı cümlesini kullanabilir miyiz bizim için? Henüz değil. Çok kritik dönemdeyiz. Yani şu bir hafta en kritik dönem. Eğer bu bir haftada kontrolleri etkili bir şekilde yaptık. Yapmazsak gerçekten sonra kontrol etmesi çok güç bir döneme gireceğiz. Eğer şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlar birbiriyle temas etmeye devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil açıkçası.
resmi kurumlardan ve hatta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen uyarıları taşıdık ekrana. 65 yaşın üstündeki vatandaşlardan kendilerini ve sevdiklerini düşünmeleri isteniyor. Bunun için evde kalın çağrıları yapılıyor. Bugün İstanbul Valiliği de bir uyarı yayımladı. Vali Ali Yerlikaya yazılı bir açıklama yaptı. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin dedi mesajında. Biz de ATV Haber olarak bu iki telefon numaramızdan yani görüntülü ihbar hatlarımızdan sizden gelecek mesajları bekliyoruz. Yarından itibaren sizden gelenleri ekrana taşıyacağız ATV Ana Haber'de. Görüntülü ihbar hattı telefon numaralarımız WhatsApp için 0505 165 88 88, BIP için 0532 063 20 20. Tekrar ediyorum numaralarımız WhatsApp için 0505 165 88 88, BIP için 0532 063 20 20. Mesajlarınızı gönderin, biz de yayınlayalım. 3 telefon numarası daha vereceğim. Bunlar da çok önemli. Az önce aktardık. İçişleri Bakanlığı gece yayımladığı bir genelgeyle 65 yaşın üzerindeki vatandaşların sokağa çıkışını sınırlandırma kararı almıştı. Bu 3 telefon numarası yaşlıların hizmetinde olacak bu süreçte. 112, 115 ve 156 yani acil sağlık, polis ve jandarma. İhtiyaç sahipleri bu numaralardan sağlık ekiplerine, polise ve jandarmaya ulaşıp destek isteyebilirler. Gelelim İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin detaylarına. Kimlerin sokağa çıkışı kısıtlandırıldı? Israr edenlere ne gibi yaptırımlar uygulanacak? Sokağa çıkması istenmeyen yaşlıların yardımına kimler nasıl yetişecek? İşte tüm bu sorulara da yanıt veren A'dan Z'ye 65 yaş genelgesine dair tüm ayrıntılar. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Siz dışarıdasınız. Evet. Neden çıktınız? Umursamadığım için. Ne yapalım? Vatandaşımıza evden çıkmaması konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri için yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkması, park ve açık alanlarda dolaşması kısıtlandı. Daha uygulamanın ilk gününde cadde ve meydanlar yine kalabalıktı. Bugün İstanbul'da hava sıcak ancak o yasağa yine pek uyan yok. Burası Kadıköy. İşte yine 65 yaş ve üstündekiler burada banklarda oturuyor. Tüm uyarıları dikkate almıyor. Bizi de tehlikeye atıyorsunuz. İnsan bir defa öleceği varsa ölür. Her yerde olabilir. Dolayısıyla bir yerde boş vermek lazım artık. Zorunlu çıktım, yoksa çıkmayacak. Polis tedbiri elden bırakmadı. Gün boyu tüm Türkiye genelinde yoğun denetim vardı. Sokak sokak, cadde cadde, sokağa çıkmayın uyarısı yinelendi. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı var, biliyorsunuz. Biz de kontrollü amaçlı geldik. Ekipler en yoğun noktalardan birinde, Galata Köprüsü'nde. İşte şimdi ekipler o yoğun noktalarda vatandaşın kimlik kontrolünü yapıyor. Eğer 65 yaş üstü varsa işte o vatandaşları eve gitmesi için uyarıyor. Kalabalık ortamlarda virüs için risk taşıyor. Yani bu hem sizin sağlığınız hem aile sağlığınız için önemli. Çok şükür sağlamım. Bak hopluyorum olduğu yerde bakın. Hiçbir şeyim yok. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendi ilçelerinde sokak sokak, cadde cadde gezerek evde kalın uyarısında bulunuyor. İşte bu uyarı tüm Türkiye genelinde emniyet üzerinden tüm vatandaşlara yapılıyor. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım. Genelge sadece 65 yaş ve üstünü kapsamıyor. Kalp ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanların da evden çıkması kısıtlandı. Ancak güneşi görenler yine kendini dışarı attı. Önce yapıldı, sistem takıldı. Fakat temiz havaya da ihtiyacım var. Ekiplerin denetim yaptığı noktalardan biri de toplu ulaşım yerleri. İşte burası Karaköy İskelesi. İstanbul'da 65 yaş üstünde ücretsiz kartta iptal olmadığı için işte ekipler yine o noktalarda da kimlik denetimi yapıp vatandaşı bilgilendiriyor. Burası da Ankara. Polisle vatandaş arasında yine benzer görüntüler yaşanıyor. 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Ancak güneşli havayı gören yaşlılar dışarıda gezmeye devam ediyor. Polis ise onları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. Hem siz hem çevrenizdeki kişilere sağlık yönünden büyük zararınız olur. Peki sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü kişiler ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? 112, 155 ve 156 numaraları arayanların tüm ihtiyaçları ekipler tarafından evlerine getirilecek. Yasağa rağmen sokağa çıkanlara önce uyarı yapılacak.
Uyarıya rağmen evlerine gitmeyenlere sorumluluklarını yerine getirmedikleri için 392 lira, karantinadan kaçanlara ise kişi başı 3150 lira para cezası kesilecek. 65 yaşın üstündeki vatandaşlara yönelik sınırlama kararına yine İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir ek genelgeyle açıklık getirildi bugün öğle saatlerinde. Ek genelgenin konusu bu kez istisnai durumlar. Yani görevleri ve meslekleri gereğince sokağa çıkmak zorunda olanlar. Peki kim onlar? Betül Bilsel aktaracak ek genelgenin detaylarını Ankara'dan. Betül, kimler var istisna kapsamında? Hemen aktaralım. Görevlerine ihtiyaç duyulan, yani çalışmasına ihtiyaç duyulan doktorlar, bu kapsamın dışında bırakılanlar yine 65 yaş üstü, sağlık çalışanları olmak üzere belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenlerle eczacılar kısıtlamanın dışında bırakıldılar. Yani 65 yaş ve üstü olan bu kurumlarda, bu görevlerde yer alan kişilerin sokağa çıkmalarında herhangi bir kısıtlama olmayacak. Yine aynı şekilde yapılan o açıklamayla, yani genelgeye ek tedbir genelgeyle, ikameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar, yine az önceki haberimizde yer alan numaraları arayarak, yani 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecekler ve valilikler, kaymakamlıklar tarafından oluşturulan vefa iletişim merkezleri tarafından takip edilerek uygun görülenler için düzenlenecek tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilecek. Düzenlenecek seyahat belgeleri talep edenlere kolluk kuvvetleri tarafından ulaştırılacak. Yani valilikler ve kaymakamlıklar eliyle sokağa çıkması gerekenlerin de çıkışları kontrollü olarak sağlanacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Betül, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İçişleri Bakanlığı dün gece sadece 65 yaşın üzerindekilerle ilgili değil, kalabalık yerlerle ilgili de bir dizi kararı uygulamaya soktu. Yayımlanan o ikinci genelgenin kapsamında lokanta, pastane, restoran benzeri iş yerleri var. Ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlarla pastane ve benzeri iş yerleri geçici süreyle sadece paket, servis ve gel al şeklinde hizmet verecek. Yani ikinci bir emre kadar lokanta ve restoranlarda masa, sandalye yasak. Nedeni açık. Teması en aza indirmek ve virüsün yayılmasını engellemek. Koronavirüsü dünyanın pek çok ülkesine sirayet etti. Dünyada pek çok ülke eve kapandı. Türkiye'de de alınan tedbirlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Daha önce masalar arasında 1 metre mesafe bırakması istenen lokanta ve restoranlar için ek tedbirler geldi. Bazı kafe ve restoranlarda işte bu şekilde masa ve sandalyelerini kaldırdı. Oturmak isteyen müşterilerine izin vermiyorlar. Sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermeye başladılar. Yeni çıkan genelgeye uyarak sadece gel al paket servisi yapıyoruz. Yapılması gereken bir hareketti. Bence iyi oldu yani. İçişleri Bakanlığı gece saatlerinde yayımladı genelgeyi. Polis ve zabıta vakit kaybetmeden harekete geçti. Yeni önlemler esnafa tebliğ edildi. Telefonlara cevap vereceğiz. Evet. İçeri kesinlikle müşteri almayacağız. Tamam. Buyurun. Yeni bir tebliğ. O çerçevede hareket edeceğiz. Bundan sonra paket servislerimiz firmamız olarak devam etmekte. Masa sandalyeyi kaldırdık. Paket servisi yapıyoruz. Sadece paket servisi yapıyoruz. Evlere hizmet götürüyoruz. İçeride kesinlikle müşteri almıyoruz. Hal böyle olunca kuryelerin iş yükü arttı. Kimi müşteri ise gel al servisinden yararlandı. Siz de paketinizi almışsınız. Evet, biz de paketimizi aldık. Afiyet olsun. Restoran kapalı. Çareyi arabada yemekte mi? Yani. Çünkü çalışan insanlarız. Arabada yiyoruz. Karnımızı doyurduk bugünlük. Kolay gelsin. Sağ olun. İstanbul'da hava çok güzeldi bugün. Güneşi gören binlerce kişi tıpkı dün olduğu gibi bugün de yine çok büyük bir sorumsuzluğa imza attı. Aslında hepsi o güzel havanın içinde ölümcül bir tuzak barındırdığını biliyordu. Ama ne kendi ne de çevrelerindeki yaşlıların canını umursadılar. Evde sıkılıyoruz bahanesinin arkasına sığınıp kendilerini sokağa attılar. Yani biraz nefes almak uğruna nefessiz kalmayı göze aldılar. Değerli İstanbullular, çevrenizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım.
Kaç yaşındasınız? Ben? 55. Geziyorlar, tozuyorlar. Virüs var ama dışarıdasınız. Can sıkıntısından dolayı buraya geldik. Vallahi yürüyoruz. Ben bir haftadır evdeyim. O yüzden artık dayanamadım. Koronavirüsü var. Tehlikeli değil mi dışarıda olmanız? Nerede korona? Korona var mı? Korona bütün dünyada. Bilmiyorum ben. Kimi yürüyüş yaptı. Kimi bisiklete binip dolaştı. Yapılan uyarılara ve koronavirüs salgınına rağmen insanlar sokağa akın ettiler. Belki de tarihte ilk defa tüm dünyadaki insanları canıyla tehdit eden bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Hemen hemen her ülkede hem koronavirüsüne yakalananların hem de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Yapılması gereken şey gerçekten çok basit. Evden çıkmamak, yapılmaması gereken şey ise işte bu gördüğünüz manzara. Vallahi Boğaz sahili dolu. Boğaz sahilinde herkes köpeğini gezdiriyor, balık tutuyor. İlişkin kalmıyor kimseyle. Onun için yani çok da psikolojik olarak çökmemek lazım. Psikolojiyi bozmayalım diye canımızdan olacağız. Yok olmayız. Niye olalım? Ya? Mesafe bırakıyoruz aramızda. Gençlere de bulaşabiliyor. Belki öldürmüyor ama taşıyıcı olabiliyorsunuz. Niye sokaktasınız? Ben açıkçası evde de tek başıma duram ama. Yani ben sürekli gezmek gerekiyor benim için. Bir günümüz boş kalıyor da pazar günü. Onu da gezmesek, içeride kalsak sanki hapisteyiz vallahi. Bize öyle geliyor. Evinizden çıkmayın kardeşim ya. Bir hafta çıkmayın. Hemen yürüyüp geri döneceğiz. İnsanlardan bir metre uzakta yürümeye sosyal çalışıyoruz. Evet, sosyal mesafe. Burası da Arnavutköy sahili ve manzara virüsün hayatımıza girmediği dönemlerle aynı. Sanki virüs hiç yokmuş gibi. İnsanlar yine yürüyüşlerini yapıyorlar, balık tutuyorlar, güneşlenmeye devam ediyorlar. Yasak olmasına rağmen ormanlık alanlar da doldu taştı. Hem spor hem de piknik yapıldı. Evde sıkılıyor çocuklar gördüğünüz gibi. Onlar da bir hava alsınlar. Ankara'daysa durum tam tersi oldu. Ankara'da yaşayanlar evde kal çağrısına uydu. Sokaklar tenhalaştı. Yoğunluğun hiç eksik olmadığı Kızılay Meydanı adeta boş kaldı. Uyarıları dikkate alanlar eve kapandı. Sokaklar tenhalaştı. Başkentin gözde mekanlarından Seymenler Parkı'nda da durum farklı değil. Hava güzel olmasına rağmen uyarılar dikkate alındı ve park boş kaldı. 65 yaş üstü onlar... Dışarı çıkma yasağı olmuş. Keşke 20 yaş altı olsaydı valla. Keşke yasakların olmasına gerek kalmadan dışarı aynen çıkmasak. Aç balkonunu, camını, çerçeveni. Çık balkonuna. Orada hava al. Dışarıdaki insanlara niye riske atıyorsun ya? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün eğitimlerine yurt dışında devam eden Türk öğrencilerin Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu. 7 farklı ülkede eğitim gören 3358 öğrenci çağrıya uyup başvuru yaptı. Öğrenciler dün geceden bu yana Türk Hava Yolları'nın özel seferleriyle Türkiye'ye getiriliyor. İlk etapta getirilen 175 öğrenci 14 gün kuralına uygun olarak Çorlu'daki bir yurtta karantinadalar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu uçağı sizin için tahsis etti. Allah için vatanımızı, memleketimizi çok severim. Çok faydalı insanlar olalım. Vallahi bu devlet şu an 10 kişi için burada uçak kaldırıyor. Ne olursunuz hepiniz bunun kıymetini bilelim. Yurt dışında okuyan 3358 öğrenci yurda dönmek için başvuruda bulundu. Türkiye öğrenciler için 7 farklı ülkeye uçak gönderdi. Borcumuz olarak buna devletimizi ödemek zorundayız. Nasıl öderiz? Parayla değil. Evet. Çalışarak. Devletimize faydalı olarak en iyi üniversiteyi. Türkiye koronavirüs önlemleri kapsamında 68 ülkeyle karşılıklı olarak uçuşları durdurdu. Yurt dışındaki Türk öğrenciler eğitim gördükleri ülkelerde kaldı. 7 ülkeden 3358 Türk öğrenci Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulundu. Uçuş yasağı koyulan ülkelerdeki öğrencilerin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Vallahi bu devlet şu an 10 kişi için burada uçak kaldırıyor. Ne olursunuz hepiniz bunun kıymetini bilelim. İlk kafileyle gelen 175 öğrenci gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Ardından da dezenfekte edilmiş otobüslerle Tekirdağ Çorlu'ya götürüldü. Hepinizin Allah işini gücünü rast getirsin. Çok Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet. Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yurtta AFAD ve UMKE ekipleri de nöbette.
14 günlüğüne karantinaya alınmak bir devlet kararı ve ciddi yaptırımları var. Hatırlatalım. Bugün Konya'nın Beyşehir ilçesinde karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarıya çıkan gurbetçi bir çifte Hıfz-ı Sıha Kanunu'na muhalefetten kişi başı 3.150 lira yani toplamda 6.300 lira ceza kesildi. Bu örneklerden biri. Tabii para cezası değil asıl mesele. Asıl mesele toplum sağlığını düşünmek. Yani yasalardan önce kafalarla mücadele de çok önemli. Bu aşamada da hep dediğimiz gibi bizlere, sizlere, hepimize büyük görevler düşüyor. Gelelim okullara. 2 haftalık aranın ilk haftası bitti bugün itibariyle. Yarın uzaktan eğitimler başlayacak. Peki uzaktan eğitimin süresinin uzatılması da gündemde mi? İşte o soru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Bakan Ziya Selçuk her senaryoya hazırlıklıyız dedi. Hafta içinde durum değerlendirmesi için Sağlık Bakanlığı ile bir toplantı yapılacağını, son kararında o toplantıdan sonra duyurulacağını söyledi. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ses akciğerden gelen havanın çok eski zamanlarda uzak bir ülkede. Diyelim ki bu süreç biraz uzadı. Onunla ilgili de esnek bir paket var. Diyelim ki çok daha uzadı ve dönemi kapattık. Mesela diyorum. Evet. Bununla ilgili de bir paketimiz var. Şunun bilinmesini isterim. Bu koşullar ne olursa olsun bununla ilgili alternatif çözümlerimiz, önerilerimiz, senaryolarımız hazır. Hep modellemeler yapıyoruz, bir takım simülasyonlar yapıyoruz. Hı hı. Ve bunun sonucunda da her türlü senaryoya hazırlanmaya gayret ediyoruz. Tehlikeli bir virüs var etrafımızda. Görmüyor ama hepimiz artık varlığını biliyoruz. Ama bir de görüp duyduğumuz bir tehlike daha var ki en az koronavirüs kadar tehlikeli. Kulaktan kulağa yayılan, dolaşıma sokulduktan sonra sadece dakikalar içinde milyonlarca kişiye ulaşan, masa başında üretilmiş spekülatif yalanlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı o yalanlara itibar edilmemesi için bir kez daha çağrı yaptı bugün. Lütfen kulak verin. Bağlı bulunduğu karakol amirliğini arayıp izin istemesi gerekecek. Bu. Aklınızda bulunsun. Yarın akşam açıklanacak. Ve bu. Aynen yazı gelmiş bakkallara da. Ve bunun gibi daha onlarca söylenti, fısıltı, sahte görüntü ve ses kaydı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bu mesajlar belki de virüsten daha büyük tehdit oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da sahte mesajlara karşı resmi açıklamaları takip edin uyarısı yaptı. Görüntü hastanede gizli çekildi. Bir doktor tanıdığımız söyledi. Vaka sayısı gizleniyor gibi daha pek çok asılsız iddianın amacı halkta panik yaratmak. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın uyarısı da yapıldı. Bunun panik yaratmak isteyenlerin işine yarayacağı vurgulandı. Benzer bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Fahrettin Koca adına çok sayıda sahte hesap açıldığı belirlendi. Bu hesaplarla ilgili de yasal işlem başlatıldı. Bu hastanenin... Dün akşam saatler 21'i gösterdiğinde Türkiye'nin dört bir yanından yine alkış sesleri yükseldi. Bu bir minnettarlığın, bir teşekkürün sesiydi. Milyonlar bizler için aralıksız görev başında olan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha destek oldu alkışlarla. Biz de bu ekrandan teşekkür ediyoruz her birine tek tek. Kalbimiz de, dualarımız da sizinle. İyi ki varsınız. Sağlıkçı kardeşlerimizi destekliyoruz. Sağlıkçı kardeşlerimizi destekliyoruz.
Çok motive olduk, çok gurur duyduk. Sağlık çalışanları, iyi ki varsınız. Bu sorunu ne kadar az veya ne kadar çok anlatacağımız. Tamam, insanın gösterici hassasiyeti değil. Lütfen herkes evde kalsın. Ne olursunuz evde kalın. Bizlere destek vermek istiyorsanız evde kalın. Binlerce sağlık personeli kendi canlarını riske atmak uğruna bizler için büyük bir fedakarlıkla gece gündüz demeden 24 saat aralıksız görev yapıyor. Ama bu büyük fedakarlığı görmeyenler, görmek istemeyenler de var ne yazık ki. İstanbul'da bir hastanede koronavirüs şüphesiyle yatan hastanın yakını içeri alınmayınca hastane personelinin canına kastetti. Üstelik bıçakladığı o iki kişi onu kendi can güvenliği için almamıştı içeri. Alınmıyor içeriye. Ama o özel kendine bir şey uygulansın istedi herhalde. Bu vaziyetlerinde. Normal. Karantina servisine girmek istedi. İzin çıkmayınca dehşet saçtı. Gözü dönmüş hasta yakını iki güvenlik görevlisini bıçakladı. Akıl almaz olay İstanbul Maltepe'deki Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Koronavirüs şüphesi taşıyan bir kadın hastanenin karantina servisine alınmış, tedavi ediliyordu. Haberi alan oğlu annesini görmek için o hastaneye geldi. Virüs tehlikesi nedeniyle ziyaretler yasak olunca güvenlik görevlileri hasta yakınına engel oldu. Karantina servisine alınmayan adam öfkeden deliye döndü. Görevlilere bıçakla saldırdı. İki güvenlik görevlisini bıçaklayan adam oracıkta gözaltına alındı. Tedavi altına alınan görevlilerden birinin durumu ağır. Koronavirüs artık hayatımızın odak noktası malum. Tedbir, vaka, izolasyon derken virüs farklı farklı başlıklarla da karşımıza çıkmaya başladı. İçlerinde akıl almaz gerekçelerle yasakları delenler de vardı. Sokağa çıkan yaşlıları eve dönmeye ikna etmek için farklı yollar deneyenler de. İşte o sıra dışı başlıklardan birkaçı. Uyarılar ne de yasak onları durdurdu. Koronavirüs salgınına rağmen askeri uğurlamaları devam etti. Gaziantep otogarında toplanan grup askere giden arkadaşlarını meşalelerle uğurladı. Kayseri'de ise askere giden gencin bindiği otobüsün önü kesildi. Kalabalık grupta sadece bir kişi maske takıyordu. Bursa'da ise asker eğlencesine polis müdahale etti. Birliklerine teslim olan askerler içinse tedbirler üst seviyedeydi. Güzel, uygun bir şekilde askerlerimizi önlemini almışlar. Aralarındaki mesafeyi koruyan askerler birlik kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu. Ekipler sokak sokak dolaşıp yaşlılara evden çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Necim, dışarıda bulunmaman gerekiyor seni, biliyorsun değil mi? Haberim var. Tamam, kahvaltın bitince eve gider misin? Yaş kaç abi? Yaş 65, yapacağım. Yaş 70. 19 yaşında. Yata yata kafam ağrıdı. Muğla'da 57 yaşındaki Alaaddin Kaya'nın verdiği cevapsa herkesi şaşırttı. Ya evde otur karıyla kavga ettik ya vallahi. Edirne'de uyarılara kulak asan olmayınca bankların etrafına çevrilen tellere şansını zorlama yazılı notlar asıldı. Isparta'da ise gençler dışarı çıkan yaşlıları evlerine geri göndermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Pencerelerinden banklarda oturanlara su balonu attı. Marmaris'te termometreler 22 dereceyi gösterdi. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler koronavirüse aldırış etmedi. Evde bunu aldık, şöyle dedik, bir denizi görebildik. Artı temiz hava almaya da ihtiyacımız var. İzmirli tiyatro sanatçısı Ebru Atilla Sahi, evden çıkmaması gereken yaşlı komşularının günlük alışverişlerini yapmak için gönüllü oldu. Bana alışverişlerinin listesini veriyorlar. Ben gidip yapıyorum. Bu dönemde birbirimize yardımcı olacağız. Var mı başka bir ihtiyacın? Hayır yok. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.
Dünya görünmeyen bir düşmanla savaş halinde. Rakamlar her geçen gün daha da ürkütücü hale geliyor. Bilanço ağırlaşıyor. Virüsün ana vatanı Çin ama en büyük kaybı veren ülke artık İtalya. Ne salgının büyümesi ne de ölümler durdurulabiliyor. Ölü sayısı 5000'e, vaka sayısı ise 45.000'e yaklaştı. Yaşanan trajediye tanıklık etmek zorunda kalan bir belediye başkanı duyarsızca hala sokağa çıkanlara isyan etti. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa? Il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Ma ragazzi, io corro da 20 anni, tra alti e bassi corro da 20 anni, e a Delia quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia, tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostire carne, a fare barbecue. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza? Facevano delle feste in un condominio, ci sono andato io solo oggi di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti qui nel condominio, ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia, non con i vicini di casa. Gente che per fare il cartellone, il cartellone andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare questo, perché il cartellone deve essere bello. E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. An itibariyle dünya genelinde koronavirüs teşhisi konulan 318.379 vaka var. Ölü sayısı 13.671'e ulaştı. Tablonun tek umut verici yanı ise iyileşme oranı. 96.010 kişi ölümcül virüse karşı verdiği savaşı kazandı. Her gün binlerce kişiye bulaşan ve yüzlerce can alan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 ülkenin 188'inde koronavirüs vakası görüldü. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 350 bine, koronavirüs yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı ise 15 bine yaklaşıyor. Kıta Avrupa'sının 3 büyük ülkesinde, İtalya'da, Fransa'da ve İspanya'da her gün yüzlerce yeni ölüm haberi duyuruluyor. Roma'da, Paris'te, Madrid'de uygulanan sokağa çıkma yasaklarına rağmen virüsün yayılma hızı artış göstermeye devam ediyor. Kuzey Avrupa'dan Hindistan'a dek dünyanın dört bir yanında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının kapsadığı toplam nüfus 900 milyonu geçti. Virüsün en ağır seyrettiği ülkede, İtalya'da asker devreye sokuldu. Koronadan ölenlerin tabutları askeri araçlarla taşınırken, ordu koronavirüs hastalarının tedavisi için geçici hastanelerde kurdu. İtalya Başbakanı Conte, ülkedeki stratejik ve gerekli olmayan tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Koronavirüs önlemlerinin ardı arkası kesilmeyen Fransa'da da tıbbi araç gereç sıkıntısı gündeme damga vuruyor. Hastanelerden dezenfektan ve maske çalındığı haberleri gelirken, TF1 kanalına konuşan ve maske sıkıntısı çekildiğini söyleyen doktorun sözleri çok konuşuldu. Atterrant. J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là, un pays comme le nôtre. Il faut que je change tous les 4 heures. Et moi j'ai la chance d'en avoir un. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers, nous faisons des choses extraordinaires à Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Halkın süpermarketlere akın ettiği İngiltere'de metrelerce uzunluktaki kuyruklar dikkat çekti.
Kabe'deki önlemlerin ardından Kudüs'te Müslümanların ilk kıbesinde de kısıtlamalar uygulandı. Mescid-i Aksa ve Kubbetül Sahra koronavirüs nedeniyle kapılarını cemaate kapattı. İsrail ablukası altında yaşayan Gazze'de de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Dünya, İsrail'in tedavi araçlarının girişine dahi müsaade etmediği Gazze'nin virüsle nasıl mücadele edebileceğini endişeyle izliyor. Dünya bir felaketle karşı karşıya ve kafaları karıştıran bir soru da var. Acaba bu felaket planlı bir felaket mi? Bu ihtimali güçlendiren bir rapor çıktı ortaya. 2010 yılında yayımlanan raporda felaket en ince ayrıntısına kadar yazılı. Raporu hazırlayansa Amerika'nın en zengin ve gizemli ailelerinin başında gelen Rockefeller'lar. Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanını dehşete düşürürken 2010 yılında Rockefeller Vakfı tarafından yayımlanan ve neredeyse satır satır günümüzdeki durumu tarif eden bir rapor dikkatleri çekti. Geleceğe yönelik senaryolar başlığı altında yayımlanan raporda bir virüs salgınının dünyayı saracağı ve küresel bir kriz haline geleceği aktarıldı. Kehanet gibi raporda yüz maskelerinin kullanımı zorunlu hale gelecek, tren istasyonlarında vücut ısıları kontrol edilecek, çok sıkı kural ve kısıtlamalar uygulanacak gibi ifadeler yer aldı. Rapor, Çin'in tüm dünyaya yayılan virüse karşı en iyi mücadeleyi gerçekleştiren ülke olacağını da yazdı. 2010 tarihli senaryoda Çin için şu öngörüde bulunuldu. Ve virüsün yayılmasını diğer ülkelerden daha erken durdurmaları, salgın sonrası hızlıca toparlanmalarına imkan verdi. Amerika'nın petrol zengini ailelerinin başında gelen Rockefeller'lar tarafından fonlanan vakıf, gizemli virüs salgınının küresel ekonomi, siyaset ve güvenlik politikalarını da etkileyeceğini tahmin etti. Raporun içeriğinde küresel gıda ve kaynak kıtlığı karşısında ülkeler ithalata karşı ticaret duvarlarını yükseltecek kehanetine de yer verildi. Tahminler bununla da bitmiyor. 10 yıl önce yayımlanan raporda küresel işbirliğin ve ulusların birbirlerine bağlılığının 2016 yılıyla birlikte en zayıf dönemine gireceği tahmin ediliyor. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a çıktığı 2016 yılı uluslararası analistler tarafından da bu şekilde tarif ediliyor. Virüsten korunmanın en önemli kuralı izolasyon ve hijyen. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamamız ve eğer bir şekilde ortak alanlara temas ettiysek ellerimizi mutlaka yıkamamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Ama hala merak edilen birçok soru var akıllarda. Bugün o sorulara da yanıt aradık. Koronavirüsü tüm dünyada ne yazık ki can almaya devam ediyor. Türkiye'de de gereken tüm önlemler, tedbirler alınıyor ama en önemlisi kişisel tedbirlerimizi almak ve akıllarda pek çok soru var. Aslında unuttuklarımız ve merak ettiklerimiz var. Biz sizler için işte bu soruları sormak için Profesör Doktor Oğuz Özyaral'a geldik. Kıyafetlerimizi dışarıdan eve geldiğimizde ne yapmalıyız? Şimdi balkona dışarıya asın diyorlar. Doğru mu? Doğru. Eve gelindiğinde bir karantina odası gibi bir yer. Bu bir kapalı balkon da olabilir. Orada siz montunuzu, ceketinizi, üstünüzü, başınızı çıkart. Çamaşır makinesinin içine koyun. 60 ile 90 derecede uzun süre yıkama programında yıkayın. Pırıl pırıl tertemiz bir ürününüz olsun. Öksürebilirim, aksırabilirim. Bir mendilim olabilir. Burun sekresyonunu buna sildiğim zaman bunu cebime koyamam. Sokup çıkarışımda burada mikroorganizmaları, virüsleri alıp her dokunduğum yere bulaştırırım. O zaman ne yapıyorum? Gördüğün gibi Meryemciğim, elimde bir tane naylon torba var, bir poşet var. Hep onu yanımda taşıyorum sürekli. Burnumu temizlediğim mendilleri, öksürdüğüm, aksırdığım, hatta elimi kurladığım kağıtları
Bunun içine atıyorum, topluyorum akşama kadar. Sonra ağzını iki kere düğümleyip kapatmaya çalışıyorum. Peki bağışıklığımızı güçlendirecek özel bir formülünüz var mı? Gelmiş hastalık kapıyı çalmış, bir şey yiyelim iyileşelim, böyle bir şey yok. Her daim yapmak gerekiyor. Evde pişireceğiz, tencere yemekleri mister gibi yiyeceğiz. Üstüne de meyvelerimizi yiyeceğiz. El yıkamak gerçekten nasıl olmalı ve sadece sabun kullanmak yeterli midir? Sabun her şeyden kıymetli. Çok güzel bir deterjan etkisi var. Bir kere elinizi yıkarken asla ve asla elinizde bir yüzük olmayacak. Yani sizin bunu mutlaka çıkarmış olmanız gerekiyor. Verilen ve söylenen üst makamların söylediği kaideler, kurallar harfiyen uygulanacak. Eve gir, eve gir kardeşim, eve gir. Bazı kesimde diyor ki açık havaya çıkıp özellikle sahil kenarlarına inip temiz havayı içinize çekebilirsiniz. Bu doğru mu? Deniz kenarına ineyim. Yanımdaki öksürdü, aksırdı. Havada damlacıklar asılı kaldı. O bir metre mesafe elimde çubukla mı gezeceğim, ayarlamaya çalışacağım? Mümkün değil. Evlerin balkonları var. Balkonlara çıkın. Camınızı açın, bir yastık koyun. Oradan hafif sallanın, birbirinize el sallayın. Güneşinizi alın. Ama sokaklara çıkmayın. Türkiye en şanslı ülkelerden biridir. Çünkü Sağlık Bakanımız sistemi dört dörtlük yürütmüştür, yürütmektedir. Ne kaldı? Türkiye evinde otur. Lütfen siz de bu sözlere kulak verin. Bir ara verelim, ardından veda edeceğiz. Günün gelişmelerini anlattık. Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar, hoşça kalın.